Bugün 20 Aralık 2023 Çarşamba. Teyzenle eniştem yarın hac yolcuları. Bu akşam ziyaret edeyim istiyorum. Dedemi de görmüş olurum. Uzun zamandır görmüyorum. Ama tabii şehrin bu tarafına mesai saatleri çıkışta gelmediğim için o kadar büyük bir kalabalık var ki yani tarif etmesi gerçekten zor. İstanbul yolu, Anadolu bulvarı, Batı bulvarı, İstanbul yolu hele felaket. İşte alternatif yollardan biri burası. Eski MIT'in önünden geçen yol. Burada dolu bayağı. Arabalar sağlı sollu o kadar yamuk gidiyorlar ki. Yani şöyle düz çizgiyle gitseler geçecek yerimiz oluyor da. Bu şekilde aralardan geçmek için uygun mesafe yok. Belki şurada biraz ön atlayabilirim. Şu fokusun arkasına girelim diyeceğim. Fokus freni yaptı. Hoş bir durum değil şu yaptığım ama. Baksanıza millet hep işte sağda park eden arabalar yüzünden çizginin üstünden gidiyor. Öyle olunca tabi bizim geçeceğimiz yer kalmıyor. Şu sağ açıldı aslında oradan. Böyle durumlarda da sağdan soldan gelen motorcu oluyor. Bu da varmış zaten. Böyle tam ışığın önünde arızalanan arabalar falan oluyor. Ya da park etmiş arabalar arızalanmışlar. Geçmiş olsun. Zira kaldık işte yani. Ne yapacağız? Mehmet abi, Mehmet Balon. Geçen arada sağ olsun. Sentem atladı motor diye de. Yok bizim motorlarda şanzımanın mini var. Şanzımanın güç aktaran mili. Pirzenek deniyor ona herhalde. Yok mi? Yok. Pirzenek arkadaki mi? Karıştırdım. Neyse. O milin içinden bir çubuk var. Arkadaki debriyajı dönük merkezinden, alt merkezden bir çubuğu ittiriyor. O da balatayı ayırıyor. Sesini kesiyor böyle olduğu zaman işte. O çubuk bir milin içinde olduğu için böyle bir bazen devirli kullandığında falan böyle dırr diye sesi geliyordur muhtemelen. Sebebi o. Resmini vurursam koyayım. İşte bazen şöyle kompresyonu bıraktığınız zaman fena olur. I have the transmission off the bike. This is the clutch activation lever. Comes from the clutch piston out the back. And this is where the clutch sits. If you have the motorcycle in neutral, this will jiggle, and that's the noise you hear of the motorbike in neutral with the clutch lever out. It's nothing to worry about. That's what happens. It's part of the motorbike. The minute you pull the clutch and press the clutch into change gear, this is nice and tight and the jiggling stops. That explains why the bike sounds jiggling and metallic when it's just idling. It's nothing to worry about. If I pull it out, there is a little felt that sits halfway down. That's supposed to be there to stop it making such a jiggling noise, but it wears out and it gets thin. It can be replaced. But there is absolutely no reason to do so. And there's also very little reason to lubricate it in case any oil works its way up
and gets to the clutch plates, you don't want any lubrication near the clutch plates. Bu motoru bilenler haberdardır bu durumdan da. 1100'de de 1150'de de var. Hatta 1200'de de aynı sistem kullanılıyor ama hani onda ses var mı bilmiyorum. Çünkü normalde metalin içine metal tabii ki şıkırtı yapar. Sadece arkada o milin arka kısmında bir keçe var. Hatta bir ara onu değiştirmiştim. O keçe de içeriye tozun, işte pisliğin gelmemesi için. Hani ses kesme görevi yok. O yüzden böyle kullanıyoruz. Sadece, ha bakın duyuyorsunuzdur belki. Polis arabasının onunla hemen yanından araya girdik. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Arkadan da başka bir motor geliyor. Neyse, o yolu açtı derken. Işık da yandı bu arada. Şuradan geçmeyi istemem çünkü şu fren yaparsa bir şey yapabilir bana yani, o yüzden oradan geçmem. Ya yani otobüsler de hep solda böyle. Bekleyeceğiz, ne yapalım. Şu otobüsünü geçersem belki aralardan geçme şansım artar diyecektim. Öf. Ne yazıyorsun sen telefonda ya? Şunun önünden geçerim de ışık yanar mı diye düşünüyorum. Geçemezmişim. Geçerim de daha geniş açıdan almam lazım. Onun için de yer yok. Burası da sıkıntılı yerlerden biri. Buradan giriyorsun, soldan gelenler dümdüz gidebilir, sağa gidebilir, ortaya gidebilir. Şurası gibi. Bilmeyenler için tabi biraz sıkıntı. Bir de buranın asfaltı baya kötüydü. Baksanıza şunu. Yağmurda jilet. Günaydın. 2 derece. Şurada bir şey su girmiş herhalde. Bakalım güzel çalışacak mı? Süper. Aydınus'a teşekkür ediyorum valla. Oldu 10 numara. Eline sağlık. Günaydın, merhaba. Bugün 25 Aralık 2023 Pazartesi. Senenin son hafta başındayız. Havalar
soğukluğunu pek değiştirmedi. Bugün 2 derece bildiğim kadarıyla. Akşamleyin de herhalde maksimum 10 derece olacak. Buz yok ama. Şimdi ben de işe doğru gidiyorum. Bugün sis farlarımı da açtım. Motoru güzelce yıkadım ya, inşallah bugün pislenmez. Geçen hafta hangi gündü? Perşembe günü. Pazar günü yıkadığım motoru perşembe gününe kadar pırıl pırıl tertemiz kullandım. Perşembe günü saat kaçtı? 4 gibi. Bir yağmur yağdı, bir yere gidiyordum. Pisletti, bıraktı, ondan sonra durdu zaten. Öyle olduğumu sinir oluyorum ya. Şuradaki gibi kod farkları, ani çok ciddi yüksekliği olan kod farkları çok tehlikeli. Şuna bak. Yağmurda var ya, kaç tane arabanın bile kaydını gördüm orada. Motor hak getire zaten. İçine öyle sürüyormuş, anlaşıldı. Devir de çok güzel. Eline sağlık vallahi, tekrar teşekkür ederim. 10 numara oldu.